taş ocağının açılmasına yönelik çevre etkilenme değerleri hesaplanırken hiçbir kamu kuruluşu buraya olumlu rapor vermedi. Şimdi bugün yapılan şeyler de işte vatandaşları ikna ederek, tamam hani taş ocağına uygun değil ama gel siz bize rıza gösterin de açalım şeklinde bir girişimdi. Biz onu da kabul etmedik. Sonuçta bu güzelliği Cenab-ı Allah buraya milyonlarca yılda yarattı, koydu. Biz onu gelecek nesillere daha da koruyarak bırakmak durumundayız. Burada demek ki bir şey var. Şimdi 180 bin lira yaptırıyorum kendilerine. Niye veriyorum onu? Bunu biz kesinlikle köyümüzde istemiyoruz. Niye köy tehdit mi? Hayır. Bunda bizim sağlığımız her zaman için sorumlu. Tehlike altındadır. Biz buna karşıyız. Benim evime çok yakın, tam evimin dibinde. Biz orada taş ocağı yapılmasını istemiyoruz. Orası eylem bölgesi. Benim beyim rahatsızdır. Bizim orada ev yıkıldığı zaman biz mahvolduk. Bütün servetimizi biz oraya harcadık. Bizim başka bir şeyimiz yok. Evime 100 metre mesafede ben emekli oldum. Multimiyelom hastasıyım. Yani ili kanseriyim. Ayrıca bakınız çift kanseriyim. Benim hayatımın belli bir yeri burada geçmek, ömrümü burada tüketmek. Ama sen burada taş ocağı yaparsan benim ömrümü yok edeceksin. Bölgemiz dik yamaçlardan oluşmuş ve heyelan sonucu oluşmuştur. O nedenle toprakta kayma ve çatlamalar vardır. Taş ocağından gelecek baskı nedeniyle, titreşim nedeniyle bu toprak daha çok heyelan daha çok harekete geçecektir. İçme sularımız o bölgeden gelmektedir. Her bakımdan hayati risk taşımaktayız. Biz böyle bir taş ocağı çalışmasını kesinlikle istemiyoruz. Mataracı mahallemizde bugün çevresel etki değerlendirme raporu, taş ocağı yapmak üzere çevresel etki değerlendirme raporu almak adına ilk işlemlerden olan yönetmelik gereği halkın bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmıştı. Ancak biz daha öncesinde 2014 yılı itibariyle bir süreç yaşadık. Bu süreçte de çevresel etki değerlendirme raporu almaya gerekli değildir kararı üzerine bir taş ocağının açılması söz konusu olacaktı. Bu kararın iptali için dava açtık. Davamızı kazandık. Şu anda halen Danıştay'da yürütmesi durdurulmuş vaziyette ve yürütmenin durdurulması kararına kurumun valiliğin yapmış olduğu itirazı da reddetmiş durumda. Halen bu kararımız Danıştay'da. Bu süreç devam ederken yeniden bu çevresel etki değerlendirme raporu almak üzere işlemlere yeniden başlatıldı. Müteahhitin talebiyle yöremizde taş ocağı yapılacak olan yerde sağlık problemi yaşayan insanlarımız var. Astım hastalarımız var. Yönetmelik gereği mesafelerin korunması gerekirken hemen 50 metre ötesinde bir kanser hastasının evi var. Yine bir 100 metre ötesinde diğer kanser hastasının evi var. Bu toz bulutun bu insanlara zarar vermeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Aynı zamanda su kaynaklarımız, yani mahallemize inen su kaynaklarımız oradan geçmekte. Projeler hep oradan yapılmış, oradan gelmekte ve bu suyu bu halk oradan kullanıyor. Beni güzel şekilde ben.